Bugün Ankara döneri yapacağız. Evet, Ankara döneri neden daha farklı? Neden daha lezzetli? Neden daha güzel? Haydi bakalım. Şişimiz var. Bonfile parçalarımız, antrikot parçalarımız, yani löp bir etimiz var. Bu löp eti ne yapıyoruz? Böyle A4 kağıdı keser gibi ince ince kesiyoruz. Evet, löp etimizi ince ince kestikten sonra şişimiz vardı değil mi? Şişimizin üstüne sırasıyla et parçalarını hop geçirdik. Hop geçirdik. Evet, bu dananın tranç kısmı, yani sırt kısmı da deniyor. Böyle ince ince kestikten sonra, bu arada %30 kuzu eti kullanan var, %70 dana kullanan var. Böyle sadece et, 2 gün marine edilmiş. Bunları böyle şişimize geçirdikten sonra, ince ince, en son ne yapıyoruz? Evet, hayvanımızdan çıkan yağı tepesine indiriyoruz. Şimdi ne oldu? Bunu güzelce sarıyoruz. Dolaba koyuyoruz. 2 gün dolapta kalıyor. Dolaptan çıkardıktan sonra kömür ateşinde. Evet, Ankara dönerin sırrı kömür ateşi. Ağır ağır pişecek. O yüzden istediğimiz döner böyle 5 dakikada geliyorsa bilin ki kömür ateşi değildir. Kömür ateşi ağır ağır. Bekleyeceksiniz. Koyduk. Evet, dönerimiz pişmeye başladı. Dönüyor. Sonra tabaklara geldi. Afiyet olsun. Ankara döneri. Bay bay.